Yeri gelmişken onu da soralım. Dün o da çok konuşuldu çünkü. Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye, İngiliz yayın organına verdiği demeç. Bu demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kendisi için aramızda akla kara kadar fark var diyor. Öte yandan bizim önceliğimiz Rusya olmayacak, Türkiye'yi yeniden hizalayacağız ifadesi var Kılıçdaroğlu'nun. Bu ne anlama geliyor? Bir yandan işte Batı basınından yansıyanları konuştuk. Tam da aramızdaki fark budur işte. Çünkü orada da Putin vurgusu var. Kılıçdaroğlu'nun da Rusya öncelikli olmayacak vurgusu önemli zannediyorum. Şimdi burada hatırlar. Neden bunu söylüyor acaba? Şundan söylüyor. Hizalama meselesi de enteresandır. Yıllardır Türkiye'de zaman zaman işte AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız bağımsız bir dış politika izlemeye kalktığı zaman hemen bazı mahfillerden şu sözler ortaya çıktı. Efendim Türkiye'nin ekseni kayıyor. Hı hı. Türkiye ekseni kayıyor. Ne demek? Batı'nın yörüngesinden çıkıyor. Türkiye'nin ekseni dedikleri şey aslında Türkiye'ye bir uydu ülke olarak, bir pek ülke olarak çizilen sınırlardır. Aslında yörüngedir. Yani şu yörünge gibi bir yörünge çizilmiş ve burada döneceksin. Şimdi Türkiye bunu reddediyor. Bu arkadaşlarla çok doğru söylüyor. Akla kara kadar aramızda fark var. Şimdi şu bizim seçim beyannamemizin 5. bölümü bizim dış politika bölümümüzdür. Dış politikamızın bölüm başlığını da Türkiye ekseni olarak koyduk. Yani bunların anlayamadıkları, Türkiye ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne bilmem NATO'nun eksenine girmiyor ya da ekseninden çıkmıyor. Türkiye kendi milli eksenini tahkim etmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kendi eksenini tahkim ettiği bir dönem olacaktır. Biz bunu anlatıyoruz. Bunun nasıl yapılabileceğini anlatıyoruz. Dış politikadaki yeni yaklaşımlarımızın ne olacağını anlatıyoruz. Şimdi bunların böyle bir derdi yok. Kendilerini bir yerlere hizalamaya çalışıyorlar. Yeter artık. Bu millet uzun yıllardır birilerinin hizalamasıyla vakit kaybetti. Tam ifade şu, Kremlin yerine Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söylüyor. İşte tam beklenilen şey. Yani Türkiye şu anda dediğim gibi biz birilerinin söylediği gibi bir eksende dönmeye mahkum ve mecbur bir uydu ülke değiliz. Peki yani şu anda Türkiye Rusya'yı mı önceliyor? Hayır değil. Anlayamadıkları bu işte. Batı ne diyor bize? Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutacaksın. Biz de Türkiye olarak diyoruz ki yani niye taraf tutalım kardeşim? Rusya da bizim komşumuz, Ukrayna da bizim komşumuz. Bu savaşı bir an evvel bitirin. Savaşın bitirilmesi için kimsenin kılı kıpırdamazken açık söyleyeyim batılı ülkelerden. Hatta Amerika Birleşik Devletleri uzun dönemli bir savaşın kendi menfaatlerine olacağını düşünürken Türkiye bölgesel bir aktör olarak iki komşusunun arasında devam eden savaşın sadece iki komşuya zarar vermeyeceğini, Rusya ile Batı arasında uzun dönemli bir savaşı ateşleyeceğini ve bunun sonucu olarak sadece Karadeniz'de suların ısınmayacağını, Akdeniz'de de suların ısınacağını biliyor. Ama bir yandan da Türkiye Ukrayna'ya ve Kırım'ın işgaline de karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor. Orada da Ukrayna'nın yanında. Pozisyonumuz bellidir. Yani hatta bunu söyleyen batılı ülkelere şunu sormak lazım. Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde bizim gösterdiğimiz son derece açık ve sert karşı duruşu acaba kaç tanesi gösterebildi? Yani biz ilkesel olarak orada bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki burada yani bir ilhak olmasın. Bu ilhak uluslararası hukuk bakımından kabul edilemez. Ukrayna toprakları olan yerler Rusya tarafından ilhakı, Kırım'ın ilhakı da diğer o bölgelerin ilhakı da bizim asla kabul etmediğimiz, kabul etmeyeceğimiz bir durum. Ama bunu yaparken biz savaş çığırtkanlarının safına geçemeyiz. Biz bu savaşın bir an evvel bitirilebilmesi için elimizde ne varsa yangına su döküyoruz. Yangına köpük dökmeye çalışıyoruz. Bu adamlar da bu tavırlarıyla yani Avrupa'daki bazı siyaset mahfilleri de ortaya koydukları tavırlarda bazı yangının üstüne, ateşin üstüne benzinle gidiyorlar. Şimdi burada Türkiye'nin Rusya taraftarı olduğu yoktur. Tam da müstemleke tipi siyasetçi kafası bunu böyle görür. Türkiye sadece Batı'nın gösterdiği yerde kendisine konum tespit edecek değildir. Kendi milli menfaatler, tekraren söylüyorum. Burada bizim milli menfaatimiz nedir? Ateşin söndürülmesi, savaşın mümkün olan en kısa süre içerisinde bitirilmesinin temin edilmesi, her iki komşumuzla iyi ilişkileri sürdürebilmek. Şimdi bize hem bir taraftan Batı aferin diyor. Yani bir tek siz konuşabiliyorsunuz diyor. Macron'un söylediği hem de Türkiye'nin en gergin olduğu günlerde söylediği lafı hatırlayalım. Ya gerçekten diyor aramızda bir tek Erdoğan konuşabiliyor iki tarafla da diyor. Yani biz hem diplomasi müzakere kapılarını açık bırakıyoruz.
nitelikli ve ilkeli müzakereler süreçlerini sürdürüyoruz. Öyle olduğu için Dolmabahçe ofisine kadar her iki tarafın heyetleri de geldi. Neredeyse son bir anlaşma, bir imzaya kalmıştı. Fakat Batı'nın baskıları, Amerika'nın baskıları sonucu anlaşma masasından kalktılar. Şimdi hakikat bu kadar ayan beyan ortadayken, Türkiye'yi Rusya ya da şu tarafın tarafında olmakla suçlamak bir kere milli politika eksenimizi anlayamamak demektir. Türkiye'yi biz falanca Batı tarafına endeksleyeceğiz, oraya göre hizalayacağız demek, Türkiye artık Türkiye geldiği noktada kendi eksenini inşa edebilecek güçlü bir aktördür. Bundan vazgeçmek demektir ve başkalarının yörüngesinde olmayı kabul etmek demektir. Asla bu istikamete Türkiye dönmeyecek. Peki.